Dinleyelim mi şimdi şiiri? Buyurunuz. Günüm, bugünüm, geleceğim, tarihimin, medeniyetimin şehri, milli mücadelenin merkezi, milli egemenliğimin kalbi, Türkiye yüzyılının parlayacak yıldızı, ecdadımın, atamın emaneti, benim özüm, iki gözüm, evim, memleketim, her taşını ezberlediğim, her insanını sevdiğim, kaderimi birleştirdiğim, ey benim güzel şehrim Ankara'm. Bahçelerinde gül yüzlü çocukların oynadığı, sokaklarında ay yıldızlı gençlerin yürüdüğü, ahdımızın, andımızın başkenti. Sakın ola, eğilme, solan yüzünü düşürme, umudunu asla yitirme. Sen tarihimize güven, şanlı bayrağımıza güven, sen bize güven. Cumhuriyeti kuran, nice destanlar yazan, bu vatan için çatısından kiremit, evinden sobasını taşıyan, kahvehanesinden lamba getirip yüce meclisi kuranların şehri. Ey benim kutlu şehrim, ey benim başkentim. Koca tepesinde ezanlar dinlediğim, anıt tepesinde Atatürk'ü gördüğüm, Türkiye'min kalbi ezelim ve ebedim. Hacı Bayram Veli'nin, Hüseyin Gazi'nin ocağı, Hayme Anam'ın kucağı, Seymenlerin diyarı. Gönlümüz birdir, gücümüz birliktir bizim. Sakın ola unutma, bu yol milletin yoludur, bu yol hakka doğrudur. Söz, duyulmayan avazın duyulacak, bulunmayan çözümlerin bulunacak. Özü bir, sözü bir, nefesi bir. Dara düştüğünde yanında duran bir dostun olacak. Ocağın hep tütecek, kapını iyilik çalacak, yaranı merhamet saracak, halayında davullar vuracak. Söz, biz seninle geleceğiz ve sen yeniden ressamların, şairlerin, ozanların şehri olacaksın. Şairler senden gidişi değil, sana dönüşü sevecek. Yeniden kültür ve sanatın başkenti olacaksın. Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeniden parlayacaksın. Memleketim, kadim şehrim, Ankara'm. Ey benim yoluna baş koyduğum ay yıldızımın başkenti. Geldi şimdi kavuşma vakti. Unutma sakın, sen geleceksin, biz seninle geleceğiz. Nasıl buldun abi? Ben çok beğendim. Ses tonu da, ifadesi de, sözleri de. Sözleri kim yazdı? Bir de müzik de çok iyi seçilmiş. Marş sözleri çok iyi seçilmiş. Bir arkadaşımız yazdı. Çok güzel yazmış. Marşı kim yaptı? Müziği yani. Müziği yine arkadaşlarımız yaptı. Ya, bravo ama. Hepsine bravo. Ama gerçekten güzel şiir okuyor musunuz? Yani şiir de yazarım. Şimdi pek yazamıyorum ama. Buyurun sizi öyle alalım. Şimdi şöyle bir şey soracağım size. Bilmiyorum, Hakan Bayrakçı da belki bu soruyla ilgili başka bir şey söyleyebilir. Biz şimdi Ankara'yı tabii uzaktan bakıyoruz. Yani tam oradaki yerel siyaseti, o dinamikleri, şehri tam yakından tanımıyorum ben şahsen. Ama şöyle bir cümle kurdum, hani Ankara'da herkes gibi ben de. İki milliyetçi aday yarışıyor dedim. Ne dersiniz bu cümleyle ilgili, görüşünüz nedir yani? Gerçekten Ankara milliyetçi bir şehir, iki milliyetçi mi yarışıyor Ankara'da? Zaten benden uzun yaşayacak da ben de aynı şeyi soracağım. Ankara tabii milliyetçi bir şehirdir Ankara. Tabii ki bunun ölçüsü nedir? Bir ölçüsü yok. Ama ölçü yaptıklarınızdır. Yani milliyetçilik adına yaptıklarınızdır. Türk dünyası adına yaptıklarınızdır. Yani milliyetçiliğin bir ölçüsü yoktur. Ölçüsü yani lafta değil de icraatta milliyetçi olacaksınız. Laf değil. Yani milliyetçilik şu, biraz önce söyledim. Diyor ki vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür diyor. Atatürk söylüyor bu sözü. Dolayısıyla
Seçimden seçime de milliyetçi olanlar oluyor. Seçimden seçime. Yani 5 yılda biraz önce söyledim. Cumhuriyetimizin 100. yılına dair Ankara'da yapılan bir tane eser yoktur. Kalıcı bir tane eser yoktur. Bu bir şanstır. 100. yılında belediye başkanı oluyorsun. Ama bir tane ağaç dikilmiş, biz de orman yapmışız. 100. yıl ormanı, yani Büyükşehir Belediyesi bir tane ağaç mı dikmeli? Konserleri verdi o gün. Daha sonra biraz önce söyledim. Yani lafta milliyetçiler var, bir de icraatta milliyetçiler var. Peki bir soru daha soracağım yine siyasi. Şimdi siz Cumhur İttifakı'nın adayısınız. Evet. Yani hem AK Parti'den, AK Parti seçmeninden oy alacaksınız, hem Milliyetçi Hareket Partisi ve hatta Büyük Birlik Partisi de var. Büyük Birlik Partisi de Büyükşehir'de aday çıkarmadı, bizi destekliyor. Sizi destekliyor. Peki, mesela AK Parti seçmeni sizi benimsedi mi? Bir, MHP seçmeni sizi benimsedi mi? İki, ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle, tabii ki AK Parti seçmeni, biz AK Parti kurulduğunda ilk geçen belediye başkanı Altınok'tur. Yani Cumhurbaşkanımız Ankara'ya geldiğinde. Hayır, şu anlamda söylüyorum. Benimsedi mi derken şunu söylüyorum. Hani tabii. Ya tam cuk oturdu, yaşasın Turgut Altınok adayımız oldu diye bir benimseme. Teşkilatlarda heyecan var. Bizi tabii aday yapılırken, ya aday olmamızın nedeni de teşkilatlar istediği anketlerde çıktığımızdan dolayı aday yapıldık. MHP'de nasıl durum? MHP'de de motivasyon var, heyecan var. Tabii MHP'de ilçe başkanlığım var, il başkanlığım var, genel sekreter yardımcılığım var. Yaptınız mı siz bu görevleri? Tabii ki. Peki Devlet Bey ile temasınız nasıl? Temasımız çok iyidir MHP genel başkanımız sizi, Devlet Bahçeli Bey'le. Sizi herhalde şöyle demiş, bu koltuğa otur. Çok öyle jest, bize çok büyük bir jest yaptı tabii orada. Evet, öyle bir şey anlattı. Yani aslında bir büyüğümüz, partimizin bir genel başkanımız. Beraber görev de yaptık Milliyetçi Hareket Partisi'nde tabii. Ama bize öyle bir jest yaptı. Yani aslında ben oturmam temayilleri, böyle bir devletçi yapım vardır benim. Böyle bir devlet adamı. Nezaketen. Ama nezaketen dedi ki oturacaksın, kalkmayacaksın. Ben il başkanı iken Büyükşehir Belediye Başkanı da Beypazarı ilçe başkanıydı o zaman. Mansur Yavaş mı? Tabii ki. Siz onun il başkanı mıydınız? İl başkanıydım ben. Tanışır mısınız ya? Tanışırız tabii. Peki görüşür müsünüz? Yani şu anda mesela görüşüyor musunuz? Yani zaman zaman daha önce görüştük tabii. Görüşüyorduk. Düşmanlık var mı aranızda? Yok canım, ne düşmanlığı olamaz. Öyle bir şey olamaz. Siyasi rekabet. Benim kimseye düşmanlığım olmaz Ahmet Bey. Bizi bilen bilir yani. Biz Yunus bir gönül yani. Yunus var biz ya. Biz gelmedik kavga için Yunus, diyorsunuz tabii, yani. Eski iki MHP'li aslında karşılıklı aday durumdalar. Bir diğer deyiş. Evet yani. Ya ben bilmiyordum Turgut Bey... Yani Alparslan Türkeş zamanında çok genç yaşta o zamanki adıyla MÇP'nin Ankara il başkanlığını yapmış. Kaç yaşındaydın? 24 yaşında. 24 yaşında. İl başkanı 22 yaşında. İlçe başkanı 27 yaşında. Genel sekreter yardımcısı 30 yaşında Keçen Belediye Başkanı. O zaman siz Türkeş'in vefatına kadar hep yanında mıydınız? Tabii. 86-97 hep yanındaydım diye, yanındaydım diyebilirim değil, yanındaydım. Peki size bir şey soracağım. Mansur Yavaş yani hepten mi başarısız? Hiçbir şey mi yapmadı? Yani olaya nasıl bakıyorsunuz? Böyle toptan bir büyük başarısızlık mı atfediyorsunuz? Şöyle, yeterli hizmet yapmadığını mı nereye bakıyorsunuz? Yeterli yapmadı. Yani %90 yapmadı, onu söyleyeyim. Ama neye bakarak söylüyorum? Ahmet Bey 300 milyar bir bütçe yönetti. Bakınız, yardımlar %4'ü. %96 Ankaralı'nın bütçesi yok. Gençlerin geleceğine dair, çocuklarımızın geleceğine dair, torunlarımızın geleceğine dair. Yapılan, umudu olacak, ümidi olacak, yaşadığı şehirde, kentte gelecek kaygısı olmayan maalesef hiçbir şey yok. Sanayide yok. Tarımda da göstermelik var. Biz şimdi tarıma desteklerimizi açıkladık tabii. Sosyal desteklerimizi %10'a çıkartıyoruz. Nasip olursa. Pardon, ben de onu soracaktım. 2000... Tarım şehri yapacağız gibi bir şey var. Yani tarım ilave öyle, ne yapılacak? Türkiye'nin başkenti tarımında başkenti. Dolayısıyla çiftçimizi destekleyeceğiz. Ankara'mızda bir tarım politikası uygulayacağız. Efendim, vatandaşlarımızı yönlendireceğiz. Desteklerimizi
100 litre mazot alıyor, bir şey olmaz, 500 litreye çıkartıyoruz. 500 kilo tohumdan çiftçi 10 dönüm yer eker, bir şey çıkmaz. 2 tondan 5 tona çıkartıyoruz. Acısı şu, Ahmet Bey, Ankara devletimizin başkenti. Hala köylerimizin birçoğunun kanalizasyonu yok ve suyu yok yani. Hala. Yollar yok. Yani bu Beypazarı'nda da, Beypazarı'na gittim başkanım, 70 köyümüzün yolu bu dönemde yapılmadı. 5 köye yapıldı. Tabii Ankara'nın bir kırsal alanı da var. Yani. Ankara tabii, Ankara bir tarım şehri. Konya'dan sonra ikinci tarım şehri. Doğru. Ankara. Biz şimdi destekleri emeklimize 1000 lira değil 5000 lira vereceğiz. Şu mu? Tabii tabii. Bu ne demek? Sosyal refah desteği. Şu an Büyükşehir Belediyesi'nden 1000 lira alan emeklimize ayda 5000 lira vereceğiz. Efendim 400 lira bir işte söylemek istemiyorum bir yardım yapıyor, et yardımı. Onu 2500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna püskürtü alsın, isteyen çikolata alsın, istiyorsa ayakkabı alsın, istiyorsa mont alsın, bot alsın. Bu parayı da mahalledeki küçük esnaflardan alışveriş yapacak. Yani bu 2500 lira kart mahalledeki küçük esnaflardan alışveriş yapılacak. Böylece küçük esnafımızı desteklemiş olacağız. Sosyal refah desteği 400 lira değil. Bunu 2500 liraya çıkartıyoruz. Sosyal refah desteği statüsü deki vatandaşlarımıza. Onu açıklamayın. Tamam tabii, anladım. Tabii. Anladım. Onlara her ay 2500 lira doğalgaz desteği veriliyor. 500 lira 1000 liraya çıkartacağız. Nisan ayında bunları Ankart'la beraber hesaplarına yatıracağız. Ama bu bütçenin %10'u. Bakın. 90'la da Ankara'yı bir dünya başkenti yapacağız. Bir hayır, ormanlar şehri yapacağız. Ben bu vaatlerde bulunuyorum. Bunları arttırıyorum, söylüyorum ama bütçenin bunlar çok... %10'u. Ha, küçük bir kısmı. Şu an Büyükşehir bütçesinin %4'ünü yardımlara ayırıyor. Bütün rakamlar elimizde. Eskiden %8'miş ama. %8'den 4'e düşmüş. Yani oran rakamlara göre bütçenin rakamı eskiden 8'i desteklere gidiyormuş. Şu an 4'ü gidiyor ama reklamla daha çok yapılıyormuş gibi bir peki, reklam algı. Yabancı bir kelime ama algı. %4'ü falan görüyor musunuz? Nereden görüyorsunuz yani? Şöyle bütçe tabii bizim elimizde Ankara Büyükşehir'in bütçesi var. Biz aynı zamanda Ankara Büyükşehir Meclis üyesiyiz. Dolayısıyla bütçe... Ha, bunlar şeffaf açık biliniyor. Tabii tabii yani. Bütçeler geliyor. Hepsi biliyoruz. Hükümetlerin ne para geldi, borcu nedir, ne tamam, sattı, ne aldı. Bunlar kalem kalem yazar. Bu nedir? Köylümüz şöyle, için suyun metre küpü 50 kuruş. Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle demişti. Efendim köylerde su sayaçlarını söküp atacağım demişti Ahmet Bey. Ama suya öyle bir zam yaptı ki. Dolayısıyla köylüler sayaçları kendi söküyor artık. 12 bin lira gelen var. 2 bin lira gelen var. 14 bin lira gelen var. 15 bin lira. Yani şöyle tarım ve hayvancılığı aslında teşviği bırakın. Vatandaş bostanını sulayamaz hale gelmiş. Bağını sulayamaz hale gelmiş. Ektiği sebzeyi sulayamaz hale gelmiş. Veya hayvanla su veremez hale gelmiş. İnanın su faturasını ödemek için koyununu, ineğini satanlar var Ankara'da. Köyde, peki bu 50 kuruş kurtaracak mı? Kurtaracak tabii ki. Yani tarımı destekleyeceğiz. Tarımı böyle destekleriz tabii. Ayrıca su aboneliğinden de para almayacağız köylerden. 15 bin lira para isteniyor köylerden su aboneliğinde. Bırakın onu. Bazı köylerde efendim işte yol katılım payı, kanal katılım payı. Geçen Bala'ya gitmiştim. Başkan dedi 54 bin lira su aboneliğine para istiyorlar. Ya dedim ki olmaz bu. Yani bir yanlışlık var bunda. Bana kalem kalem çıkarttı ve gösterdi. 54 bin lira. Yani şimdi tarımı nasıl destekleyeceğiz? Siz hayvancı almayacak mısınız o 54 bin lirayı? Biz 54 bin lirayı almayacağız. Köylerde su abonesi olacak vatandaşlarımızdan abone ücreti almayacağız. Bunlar şöyle Ahmet Bey. İhaleleri düzgün yapın. Şeffaf yapın. İnanın bu paranın fazlasını oradan tasarruf edersiniz. Ya yani biz bunu yıllardır yaptık görüyoruz. Yani 20 yıl görev yapmışım. Keçiören Belediye Başkanlığım döneminde bir tane zengin olan yoktur. Herkes bilir bunu. Varsa bir tane isim söylesinler, yok. Bir metrekare yeşil alanı ne ticarete çevirmişiz, ne efendim konut alanına çevirmişiz. Bir tane örneği yoktur. Ama kamulaştırıp da yeşil alan yaptığımız, kamulaştırıp da park yaptığımız birçok yer vardır. Türkiye'de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesi'dir. Türkiye'den bahsediyorum. En çok spor tesisi olan belediye Keçiören Belediyesi'dir. Yani yeter ki siz işinizi gerçek anlamda doğru dürüst yapın. Peki Ankart kimlere verilecek? Ankart ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza, bir de bütün Ankaralılara kart vereceğiz.
Dolayısıyla birçok işini Ankaralı o kartla halledebilecek. Peki Ankara'ya sağlıklı içme suyu, Ankaralı suyu musluktan içecek. Bu benim bildiğim bileli hep vaat edilir ama bir türlü yapılmaz. Biz yapacağız. Yapacağız. Anka Park'ı ne yapacaksınız? Anka Park'ı açacağız. Anka Park'la beraber tabii Atatürk Orman Çiftliğimizi eski ruhuna kavuşturacağız. Doğal yaşam alanı yapacağız. Efendim. Dev bir akvaryum yapacağız. Orada çocuklarımıza böyle çiftlikler yapacağız. Tema park şeklinde. Çocuklarımız geçsin orada. Yani yazık günah bu Anka Park. Aromatik bitki bahçesi. Bizim şu an var. Keçiören'de yaptığımız. Bağımız, bostanımız, meyveliğimiz bunlar var. Lavanta bahçemiz var. Ankara'nın merkezinde 50 dönüm lavanta bahçemiz var. Yani bunları biz Keçiören'de yapmışız. Bizde rant yok, hizmet vardır. Peki. Dolayısıyla tabii ki bu eser yapılmış sonuçta. Ankara'da yapılan anketlerde de %70 diyor ki Ahmet Bey, Anka Park açılsın diyor anketler. Vatandaşa sorduğun zaman sonuçta bu Ankaralı'nın parasıyla yapıldı. Yani ağaçlar kurudu. Burada 6000 tane ağaç kurudu. Bakanlık da Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yani en azından buraya girip sulayabilirlerdi. Kimse engel olmaz. Uzun bir zamandır da Büyükşehir Belediyesi'nin hem yetkisinde hem uhdesinde burası. Ama yani bir milli servet. İstiyorlar burada, ki burası böyle batsın. Yani öyle. Çöplük olsun, hurdalık olsun. Yani evet. bu milli servettir. Bu her vatandaşın parasıyla yapılmıştır. Yani belediye başkanının parasıyla değil. Dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliğimizi eski ruhuna kavuşturacağız ve daha zenginleştireceğiz. Bir de geliştireceğiz. 20 bin sosyal konut mu dediniz? 20 bin aile. Biraz önce söyledim. Belediye başkanları tabii kiraların düşmesine katkı sağlayabilir. Yani bir balık vereceğiz ama aslında olta vereceğiz. Biz balığı vereceğiz. 20 bin aileyi ev sahibi yapacağız. Kira öder gibi sosyal konuda yapacağız. Çevre düzenlemelerini yapacağız. Efendim sosyal tesislerini yapacağız. Güzel bir şehircilik örneğiyle beraber 20 bin evi olmayan vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Peki balık tutma işi nerede burada? Olta nerede? Şöyle Ahmet Bey. Yani büyük şehirlerde insanlarımızın evi olursa, bir ev sahibi olursa hayatı, yaşamı kolaylaşır. Bunu yapacağız. Ondan sonrası daha kolaylaşır hayatları. Tabii ki. Tabii bu herhalde ihtiyaç sahibi. Evi olmayan vatandaşlarımız. Tamam. Sayın Başkan çok teşekkürler. Bir son cümle başkana. Ben Sayın Başkan'ın bu hep güleç yüzlü mütevazı tarzını öteden beri ve uzaktan gözlerim ve takdir ederim. Başarılar dilerim kendisine. Ben de kendi kişisel fikrimi söyleyeyim. Ben Turgut Başkan'la ilk defa neredeyse yani ilk kez görüşüyoruz. İlk kez böyle bir programda bir araya geliyoruz. Ben de yani imajından farklı gördüm. Yani imajı evet. biraz daha böyle sert gibi geliyor. Çok evet. farklı ve yumuşak. İşte güler dedim ya. Ahmet Bey biz bir halk adamıyız. Yalnız işte, biraz halk. Daha fazla ekranlara çıksanız halk, iyi olur halk. Sayın Başkan. Biz ne izliyorsunuz? Halk adamıyız. Halk adamıyız. Ankara bize inansın, güvensin. Biz kadim başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun efendim. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümle karşınızda olacağız.